Merhaba sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Amerikan medyasındaki yorumlar açısından Suriye politikasında büyük bir değişikliğe gitti. Türkiye'nin Fırat'ın kuzeydoğusuna düzenlemeyi planladığı harekata yeşil ışık yaktı ve buradaki Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığı haberleri geliyor şu anda. Konuyu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını yakından takip eden, üzerine çalışan, yıllarca dersler vermiş olan akademisyen Profesör Doktor İlhan Uzger'le konuşacağız. Sayın Uzger, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aslında ikinci kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptıktan sonra beraberindekileri, yanı başında belki telefon konuşmasını dinleyenleri bile şaşırtmak pahasına Suriye politikasında beklenmedik değişikliklere yol açan kararlar aldı. Bunlardan sonuncusunda da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenleyeceği harekatla ilgili oldu. Bunu desteklemeyeceklerini ama bunun önünde engel olmayacaklarını da açıkladı. Askerlerin çekileceğini söyledi. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz hem Trump'ın tutumunu hem bu görüşmeyi? Şaşırtıcı birçok geldi çoğumuza. Siz nasıl görüyorsunuz? Şaşırtıcı çünkü Trump'ın daha önce attığı bir biliyorsunuz Twitter mesajı vardı. Yani buraya hani girme yoksa ekonomini mahvederim diye hani diplomaside çok yeri olmayan hani en azından açık diplomaside çok yeri olmayan hani gizli toplantılarda, ikili görüşmelerde bunları söylüyor olabilirler ama hani daha önce böyle bir üslup yoktu. Hani sosyal medya üzerinden bir tehdit çok rastlanan bir yol değildi. Şimdi oradan buraya hani Türkiye'nin müdahalesine bir şekilde kontrollü sınırlı bir yeşil ışık yapılmış oldu. Hani burada da Amerika bir orta yol bulmaya çalışıyor. Hani Türkiye de buna razı olmuş görünüyor. O orta yolda şu, Amerika'nın üzerindeki baskıyı biraz azaltıyor bu şekilde. Türkiye çok ısrar etti biliyorsunuz. Hani girme ihtimali de vardı. En azından hani bunu önlemeye çalışıyor. Dolayısıyla da bunu IŞİD üzerinden tanımlamayı tercih etti Amerika. Yani siz oraya girin, bu şeyinizin operasyonun sınırını da IŞİD'le belirlesin. Yani oradaki işte Amerika'nın elinde tutuklu olan hani IŞİD'lilerin sorumluluğunu size yüklüyoruz diyor. Bu iyi bir şey değil tabii. Yani hani çünkü Türkiye'nin derdi başka biliyorsunuz. Hani orada bir PYD oluşumu var ve hani bunu engellemeye çalışıyor. En azından hani Kürtler arasındaki aslında coğrafi bütünlüğü Türkiye bozmaya çalışıyor. Hani bu coğrafi bütünlükte araya bir buradaki Suriyelileri yerleştirip yani Suriye ve Türkiye'deki Kürtler arasında bir tampon bölge oluşturmak istiyor Araplar. Esas Türkiye'nin derdi bu. Hani bunu da işte IŞİD'lilerin kontrolünü biz sağlarız. Çünkü Amerika'nın da derdi şu, hani biz oraya IŞİD'le mücadele için gittik. PYD'ye desteği de bu yüzden veriyoruz. Dolayısıyla IŞİD'le mücadele artık bitiyorsa hani Türkiye ile daha fazla işbirliği yaparız. Hani bunu demeye getiriyor. Fakat bu dediğim gibi biraz daha orta yol. Hani bütün bir 30 kilometrelik ya da 32 kilometrelik bir hattı Türkiye kontrol edecek mi etmeyecek mi? Bu daha henüz belli değil. Yani Türkiye'nin nereye gireceği, belli çeplere mi girecek? Çünkü Amerika tahmin edersiniz ki Türkiye ile PYD'nin çatışmasını tercih etmez. Ve bunu önlemeye çalışır. Muhtemelen pazarlığın içinde bu husus da vardır ama bundan çok bahsedilmiyor. Dolayısıyla bir orta yol bulunmuş gibi duruyor şu anda. Tabii ilk tepkilere baktığınızda bu plan böyle anlaşılmamış gibi ya da belki sizin dediğiniz gibi deklare edilmemiş bir boyutu olduğu için anlaşılamıyor. Yani iki noktası var. Birincisi tabii bunu Türkiye'nin aslında burada sizin de ifade ettiğiniz gibi PYD'ye karşı, YPG'ye karşı bir operasyon olarak düşündüğünü bilindiği için Kürt müttefiklerin yarı yolda bırakılması, hatta onlara ihanet edilmesi gibi yorumlar da var. Amerikalılardan geliyor bunlar. İkincisi de IŞİD'le mücadeleyi Türkiye'nin üzerine bırakarak aslında ulusal güvenlik açısından büyük bir zaaf yaptığı, yine demin söz ettiğim gerekçelerle Türkiye'nin ne niyetinin ne amacının
böyle bir şey olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Yani bu yorumlar erken mi ya da baskı mı oluşturulmak isteniyor? Çünkü biliyoruz ki Trump'la güvenlik bürokrasisi, dışişleri her zaman anlaşamıyor. Jim Mattis mesela, eski savunma bakanı, bu Suriye konusu yüzünden ayrılmıştı, istifa etmişti. Evet, evet. Yani öyle bir boyutu var. Yani tam bilmiyoruz ama mesela daha önce de biliyorsunuz Trump asker çekeceğim dedi. Erdoğan'la konuştuktan sonra Pentagon çekmedi. Burada da yani Trump yönetiminin de Erdoğan yönetiminin de hani ortak özelliği geleneksel hani devlet bürokrasisini yerleşik yani kuralları biraz aşarak daha kestirmeden hareket etmeleri. O yüzden de Amerikan sistemi içinden bir direnç gelir mi gelmez mi henüz onu bilmiyoruz. Yani burada böyle bir boyut olabilir. Yani Pentagon'u bir miktar atlamış gibi görünüyor Trump yönetimi. Fakat şöyle bir sorun var. Hani Türkiye PYD diyor, dikkat ederseniz. Hani şey IŞİD diyor, Amerika IŞİD diyor. Yani ikisi farklı şeyler söylüyorlar. Ama ikisi de neyi kastettiğini biliyor muhtemelen. Dolayısıyla da dediğim gibi bunun yani yalnızca IŞİD'le sınırlı kalacak bir operasyon mu olacağını yoksa Türkiye'nin esas hedefi olan işte bu PYD yapılanmasını tasfiye etmeye yönelik kapsamlı bir harekatın bir ilk aşaması mı olacağını daha sonra göreceğiz. Yani Türkiye'nin aklında olan şey bu aslına bakarsanız. Yani Türkiye hani şimdilik oraya girelim hani IŞİD diye gireriz biliyorsunuz hani IŞİD'in varlığından itibaren aslında bütün ülkeler hani yerel ve bölge dışı aktörler hep IŞİD üzerinden hareket ettiler. Türkiye de bunu yaptı. Dolayısıyla da hani IŞİD diye gidip ama esas Türkiye'nin kafasındaki mesele tabii bildiğiniz gibi bu PYD'yi o tasfiye etmek, elimine etmek, yani yok etmek. Yani bunu muhtemelen yapamayacak. Ama işte o hatta ne kadar tutarsam, yani Türkiye'nin sınır ötesine ne kadar kendi askeri varlığımı getirirsem kendimi o kadar güvenli hissederim gibi bir politika ve anlayışa sahip. Bunun yansımaları olacak. Hem içeride olacak hem dışarıda. İçeride Kürt sorunu açısından yansımaları olacak. Daha karmaşık hale gidecek. Dışarıda da İran, Rusya ve Suriye üçlüsünü bir miktar daha karşısına alacak. Yani Türkiye açısından baktığımızda ise yani bunun da Türkiye biliyorsunuz askeri olarak giderek Suriye'deki varlığını arttırıyor. Bunun sonuçları olacak. Yani bir yere giriyorsunuz, girmek zorun değil. Türkiye büyük bir orduya sahip, bölgenin en güçlü ordusuna sahip. Hani bir yere girersiniz ama sonra nasıl çıkacaksınız? Acaba Türkiye çıkmayı düşünüyor mu? Hani öyle de bir boyutu var. Yoksa orada kalıcı olmaya mı çalışıyor? Bunun sonuçları ne olur? Bunları göreceğiz ama bazı riskleri de taşıyor kendi içinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump şu anda azil sürecinde olan bir başkan. Bu nedenle de özellikle demokratların ağır eleştirisi altında. Geçtiğimiz günlerde bir kongre raporunda işte Suriye'den asker çekilmemesi yönünde tavsiyede bulunulmuş. Bu tür boyutları var. Bir de mesela eleştiriler arasında işte Başkan Trump, bunu Brett McGurk, eski IŞİD özel temsilcisi başkanın söylüyor. İşte İran, Rusya'ya ve IŞİD'e aslında bir hediye vermiş oldu bir telefon, bir yabancı devlet başkanıyla telefonda konuşarak. Tabii bu vurgu Ukrayna devlet başkanıyla yapmış olduğu telefon konuşmasına atıf. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nasıl bir psikolojiyle davranıyor olabilir? Çok da son dönemde tweetlerine de baktığınızda Trump'ın psikolojisinin çok iyi olmadığı ortada. Valla şöyle söyleyeyim, yani açık konuşmak gerekirse bir sürü noktada tabii Trump izlediği siyaset bizi yani açığa düşürüyor, boşa düşürüyor. Yani normalde şöyle söyleyeyim, yani Amerika'nın bütün Suriye politikasının dayandığı temel yani Fırat'ın doğusunda bir PYD oluşumu sağlamak. Yani bunun için yoksa başka da bir kazanımı yok dikkat ederseniz Amerika'nın Suriye'de. Yani onu da çekerseniz ki oradaki şöyle söyleyeyim işte askerlerimizi çekseniz ya oradaki asker sayısı 2000 bile değil, 2000'in çok altında. Bu hiçbir şey değil biliyor musunuz? Yani Amerikan ordusunun 1 milyon 400 bin askeri var ve bu askerlerin yarısı yani yaklaşık 700 bini zaten Amerika'nın dışında. Oradaki yani 1500 asker falan ki onlar da biliyorsunuz savaşan güç değil. Yani hani mesela şöyle bir sorun yok orada.
Amerika sürekli asker kaybetse, hani Vietnam gibi falan, hani dersiniz ki askerleri artık çekiyoruz, hani çocuklarımızı eve çekiyoruz Amerikanca deyimiyle. Böyle bir durum yok. Sonuçta onlar biliyorsunuz eğitim veriyorlar. Yani çok çelişkili bir politika. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bakın bundan 3 gün önce haberlere bakarsanız, tabii o kadar çok şey oluyor ki arka arkaya, Irak'tan yani işte Kürdistan bölgesel yönetiminden Suriye'ye 300 tır silah girdi. Yani bir taraftan şeye PYD'ye silah yağdırıyorsunuz. Bir taraftan da Türkiye'ye hadi gir diyorsunuz. Yani bu iki politika birbirine çelişiyor aslında bakarsanız. Hani birazdan bir taraftan PYD'yi tutmaya çalışıyor elinde. Öte yandan Türkiye'yi kontrol etme konusunda sıkıntılar yaşıyor muhtemelen. Dolayısıyla hani bu zorlu süreci de yansıtıyor bir miktar ama kendi içinde ciddi çelişkiler barındırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani gözlemciler olarak hani bizim beklentimiz Türkiye'nin biraz hani fazla esip gürleyip ama Suriye'nin kuzeyine yani Fırat'ın doğusuna girmeyeceği şeklindeydi. Fakat Amerika bir şekilde buna Başkan Trump ile razı oldu. Pentagon'a kalsa bu, dışlarına kalsa bu gerçekleşmezdi, onu söyleyeyim. Peki Beyaz Saray açıklamasında işte siz de bahsettiniz, özellikle aslında SDG'nin kontrolünde ama Amerikalılar kontrol ediyormuş gibi ifade ediyor. El Hol kampına atıf var, buradaki IŞİD savaşçılarının, yabancı savaşçıların özellikle buradaki, işte Avrupalılar gelip almadılar, biz de artık bunlara bakacak durumda değiliz ya da bunun için kendi vergi mükelleflerimizi kullanmak istemiyoruz daha fazla, Türkiye sorumludur gibi bir ifade var. Şunu sormak istiyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında oradaki sayılar abartılıyor demiş, IŞİD'liler için IŞİD o kadar güçlü değil demiş. Yani bunlar uluslararası kamuoyunda nasıl karşılanır? Çünkü yani bunun Avrupa boyutu var gerçekten. Başka ülkeleri de ilgilendiren bir boyutu var. Yani IŞİD'in de kalkan olma görevini Türkiye'ye verilmiş olması. Şöyle, şimdi Türkiye İdlib'den sonra bir başka şeye daha bulaşıyor biliyorsunuz. Ve yani tabii şunu bilmiyoruz, onu söyleyeyim. Şimdi o El Hol kampı bayağı içe aşağıda, yani evet, fazla güneyde. Dolayısıyla Türkiye'nin o istediği 32 kilometrelik bandın çok aşağısında bulunuyor. Yani oranın kontrolü Türkiye'ye verilecek mi verilmeyecek mi onu bilmiyoruz ama Erdoğan'ın cevabından şöyle bir şey anlıyoruz. Hani bizim onunla ilgimiz yok demedi Erdoğan. Yalnızca sayı abartılıyor dedi. Muhtemelen pazarlığın içinde o da olabilir. Yani o kampın kontrolünü Türkiye'ye de diyor olabilirler. Bu çok riskli bir şey biliyorsunuz. İdlib'deki durum gibi. Yani siz sürekli Suriye'deki cihatçıların hani kontrolü, yatıştırılması, kontrol altında tutulması, sonra ne olacağı belli olmayan bir sürecin içine giriyorsunuz. Bu dünyaya da hani şey imajı veriyorsunuz. Hani buradaki cihatçılar bizden sorulur tarzında bir şey bu, görüntü çizmek. Bunları nasıl kontrol edeceksiniz? Yani oradaki yalnızca militanlar değil, yani deli silahlı olanlar, işte sonradan silahlı olanlar falan değil. Bunlar aileleri falan. Gerçekten çok ciddi bir şey, yani dünya görüşü olarak, siyaset toplum algısı olarak falan çok zor insanlar bunlar. Hani bu rehabilitasyon nasıl yapılır, Türkiye'nin böyle bir deneyimi var mı, yapmak istiyor mu? Bunların hepsinin ucu açık, bunların hiçbiri yani hükümet tarafından dillendirilmiyor. Erdoğan'ın tek söylediği şey, canım o kadar da çok, hani 10 bin tane IŞİD'çi yok diyor. Peki diyelim 6 bin tane varsa aileleriyle beraber işte 60 bin ile 80 bin arasında sayı veriliyor. Yani zihniyet olarak IŞİD'çi bunlar. Bunlarla ne yapacak Türkiye mesela? Buna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bunları uzun süre Türkiye mi bakacak mı? Şeyini nasıl, bakım ve diyelim günlük masraflarını Türkiye mi karşılayacak bundan sonra? Bunun güvenlik boyutu ne olacak? Buna dair bize hiçbir şey söylemiyor şey, yani yönetim, Erdoğan yönetimi. O yüzden şey belirsiz ama yaptığı şey çok, bana sorarsanız çok saçma. Yani sen tutukladıysan sen kontrol et. Onlar diyor ki Almanya, işte Avrupa ülkelerinin vatandaşları, onlar gelsin, onları ikna et. Yani Türkiye şimdi bunu niye yapıyor? İşte pazarlığın bir kısmı bu. Yani ben o işçileri artık şey yapmayacağım. Hani onlarla uğraşmak istemiyorum. Bir sen yap. İşte o sırada da şeye girmiş olursun. Çok istediğin Fırat'ın doğusuna da girmiş olursun. Böyle bir pazarlık oldu. Aslında geçen Aralık ayındaki telefon konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani IŞİD'le mücadeleyi biz yapalım,
diye teklif ettiğini biliyoruz. Belki işte o pazarlıkta tabii, tabii. Bu noktaya gelindi. Tabii. Peki ama bu işin bir de işte şunlarla ilişkilendirmek istiyorum. Yani şimdi böyle bir pozisyon var. Evet, bilmiyoruz şu anda, belirsiz Türkiye ne kadar girecek, girmeyecek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya ülkelerine sunduğu bir plan var. Bu plan içinde yani çok sınırlı bir operasyon değil ve bunun arkasında olmak istediğini de defalarca dile getirdi. Avrupa Birliği'nden gelip giden biliyorsunuz liderler var, Türkiye'ye bakanlar var. Nedir? Oradaki çünkü planın hayata geçebilmesi için Türkiye zaten mülteciler konusunu da ilişkilendiriyor. Ben buraya mültecileri yerleştireceğim diyor. İşte bana para verin diyor, bunu tek başıma yapamam diyor. Yani böyle baktığınızda, daha geniş baktığınızda uluslararası ilişkiler açısından nasıl bir yerdeyiz şu anda? Yani bu adım da gelirse. Yani şöyle söyleyeyim, batırdığı Suriye siyasetini koza çevirmeye çalışmak, bu başka bir şey değil. Yani baştan sona her şeyi yanlış yapmışsınız. Ama buradan çıkan olumsuz sonuçları bir yani kusura bak hani ya adamlar kusura bakmasınlar siz bakın koza çevirmek, yani bir araca çevirmeye çalışıyoruz. Yani Suriyeli hani bir taraftan böyle Ensar, işte bizim bunlar hani dindaşımız, ümmet vesaire diyorsunuz. Bir taraftan onları Avrupa ile ilişkilerde bir affedersiniz şantaj unsuru olarak kullanıyorsunuz. Bu siyaset etik olarak bir defa felaket. Hani siyaset olarak da çok feci bir siyaset. Yani elinizdeki başka araç yok. Bakın AKP'ye dair bir siyaset yok burada. Bir ordu var. Yani silahlı kuvvetleri konu. Çünkü diplomasisinin çökmüş. Sürekli ordu üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Bir de Suriyeli sığınmacıları, bu zor durumdaki insanları kullanarak şantaj politikası izliyor aslında. Yani siyasetin iki ayağı bundan oluşuyor. Bu da çok korkunç bir siyaset. Ve bir noktada gelirler, bunun bedelini ödetebilirler de Türkiye. Yani nedir? Yani bulduğunuz çözüm, orada bir şey bant kuralım. Derdi Suriyeliler değil. Derdi şeyin, yani iki Kürt bölgesi arasına Arap tamponu yerleştirmek. Yani çok açık söyleyelim, adını koyalım. Yani bu siyasetin adı budur. Askeri varlık kendisini oraya koyacak. ÖSO'yu koyacak ki al birini burada Türkiye'ne bana sorarsanız. Yani cihatçıların Türkiye yanlısı şeyini, fraksiyonunu diyelim, araya yerleştireceksiniz. Dolayısıyla hani aslına bakarsanız hani buradan şey çıkmaz. Türkiye o tanımladığı ulusal hedeflerine de ulaşamaz. Orada PYD varlığı kalır. 30 kilometreyi kontrol etmiş olursunuz. Bir de IŞİD'lilerin kontrolü de size kalmış olur. Peki şunu da sorayım. Şimdi bölgesel başka gelişmeler de var. İşte Irak'ta bir takım olaylar yaşanıyor. Irak içerisinden hani bu olayların kışkırtıldığını, belki çıkış nedeni için söylemiyorlar ama bu gösterilerin kışkırtıldığına dair açıklamalar var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili bir takım planları açısından herhalde değerlendiriliyor. Böyle bir ortamda Suriye'de de tam Rusya, hani işte Anayasa Komitesi de kuruldu, yavaş yavaş çatışmalar azaldı derken, yani aslında daha da uzatmayacak mı? Bir yandan o taraf var, bir taraftan da Suriye'de açık bir cephe olma ihtimali artmıyor mu? Yeni bir cephe değil. Uzuyor. Yani şöyle söyleyeyim, Suriye'de bölge dışı aktörlerin hiçbir acelesi yok. Onu söyleyeyim bir defa. Yani Rusya açısından da böyle, Amerika açısından da, Türkiye açısından da. Hepsi zamanı yayıyor. Yani orada acelesi olan Suriye halkı. Yani bir an önce çatışmaların bitmesinden fayda sağlayacak. Yoksa bakın, uzamasının Türkiye'ye çok büyük faydası var. Çünkü uzadıkça bu mesele Türkiye'nin Afrin, biliyorsunuz işte Marac, Erablus, Afrin'in İdlib, oralarda askeri varlığı var. Bunlar gündeme gelecek. Yani şey, çatışma dinamiği ne kadar uzarsa Türkiye'nin o kadar işine geliyor tabii. Anayasa yapım, Türkiye'nin şöyle bir mantığı var. Yani biz ne kadar girersek, sahada olursak, hani masada da o kadar güçlü oluruz. Ama sahada olduğumuzda tabii aynı zamanda bu beraberinde bir kırılganlığı da getiriyor. Yani işte İdlib'desiniz ve orada bir savunma pozisyonunda, yani rejim orayı, bağlantıyı kestiği anda sizin askerleriniz izole kalmış oluyor. Ve bunu denediler ve yapabilirler de, her an bu risk var mesela, bu ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla hani içeride çok olmak sahada her zaman çok olmak anlamına gelmeyebilir. Bunun bir noktada bıçak sırtında gidiyor, onu söyleyeyim. Bir noktada kırılıverir. O zaman da
bir başka mülteci krizi en azından daha yaşayabiliriz. Evet, Birleşmiş Milletler'de umarız olmaz diye ama buna göre hazırlık da yapıyoruz diye açıklama yapmış. Şunu da sorayım, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ay sonra Washington'a davet edildi. En azından Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada konuşmayla ilgili, bu telefon konuşmasıyla ilgili o bilgi de vardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada o yer almasa da. Bu arada biliyorsunuz aslında bu konudaki görüşmenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında New York'ta olabileceği beklentisi vardı Türkiye tarafında. Olmadı ama orada o dönemde müthiş bir Amerika ile ekonomi ilişkilerin geliştirilmesi, işte özel ticaret anlaşmaları gündeme gelmişti. Siz bu yani bütün bunları bir pazarlığın parçası olarak görebiliyor musunuz? İşte Patriot alımı var. Yani son dönemde konuştuğumuz konular şu anda mesela benim açımdan çok dağınık. Acaba bir bütünlük içinde görmemiz mümkün mü diye size sormak istiyorum. Var. Yani şöyle söyleyeyim. Amerikalılar kompartıman şeklinde çalışırlar. Hani güvenlik içinde ele alırlar. Bazen birleştiği olur. Onu Türkiye daha çok yapıyor. Yani güvenlik konusunda işbirliği yapalım, bize biraz şey yap, tolere edin, hoş görün, biz de sizden şey alalım, silah alalım, Boeing alalım. Yani bunu Rusya'ya da yapıyor biliyorsunuz. İşte Rusya'ya gidiyor, işte savaş uçağı da alalım. Sonra Osaka'ya gidiyor, Trump'la görüşüyor, işte Boeing alalım, Patriot da verin. F-35 projesini zaten biz içindeyiz. Yani bu şekilde yani bir şey sunarak, sonuçta bizim paramızı sunarak diyeyim, ikna etmeye çalışıyor. Bu işte ticareti 100 milyar dolara çıkartalım. Yani bize ne ticareti 100 milyar dolara çıkartalım? Benim için önemli olan Türkiye'nin ne kadar satacağı. Türkiye 5 milyar, 10 milyar dolarlık bir şey satabiliyor. Yani 90 milyar doları şey mi olacak? Yani ithalat olacaksa ondan bize fayda ne? Bunun içeriği hiçbir zaman söylenmiyor mesela. 100 milyar da. Yani o 100 milyarın ne kadarı Türkiye'nin ihracatı olacak? Yani 30 milyara 70 milyar olacak falan. Bunları bilmiyoruz ama bunları yani Türkiye özellikle ve ısrarla ilişkilendirmeye çalışıyor, söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ama son cümle olarak bir daha, çünkü sizi yanlış anlamış olmak istemiyorum. Bu Beyaz Saray'ın açıklamasını Türkiye'ye kontrollü ya da sınırlı bir yeşil ışık olarak yorumluyorsunuz değil mi? Bir kere daha o yorumunuzu almak istedim. Evet, yani şu an açıklamanın kendisi bizatihi çok kısa bir açıklamayla Türkiye'nin operasyonuna izin veriyor ama sınırını çiziyor. Diyor ki bunu IŞİD çerçevesinde sınırla. Bunu PYD işiyle ne karıştırma diyor. Açıklamanın kendisi bu. Ha, Türkiye bunu daha geniş yorumlayabilir. Buna imkan var ama Amerika şu anda böyle bir orta yol izliyor. Şunu da unutmayalım. Bunun arkasından Pentagon ve Amerikan Dışişleri'nin ortak hamlesi gelebilir ve Türkiye'yi daha fazla sınırlandırmaya çalışabilir. Bundan önceki Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra Trump'ın askerlerimizi çekiyoruz demesinde olduğu gibi. Orada da hemen arkadan Pentagon hamlesi geldi. Çekiyormuş gibi yaptılar ve şeyi bıraktılar. Asker çekim süreci durdu. Şimdi de böyle bir karşı hamle olabilir. Bunu göreceğiz. Bu Beyaz Saray'ın hamlesi, öyle söyleyeyim. Erdoğan'la uzlaşı hamlesi bu. Ama Amerikan sistemi içinden buna tepki gelir muhtemelen. Ve onlar bürokrasi, Amerika'da hala güçlü. Onlar bunu yavaşlatabilirler. Yani Türkiye'ye onlar sınır çizebilir. Türkiye bunu daha geniş yorumlamak isteyecektir. Profesör Doktor İlhan Uzgar, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir ara vereceğiz ama 14.30'da emekli Büyükelçi Oğuz Demiral ile beraber olacağız ve ondan da bu son gelişmeleri değerlendirmesini izleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.